İyi akşamlar sayın seyirciler. Şov Haber'le karşınızdayız. Rakka'dan bir terör örgütü gitti, diğeri geldi. Pentagon desteğiyle Suriye'nin kuzeyinde yayılan PKK, DAEŞ'in çekilmesiyle ele geçirdiği Rakka'da skandal görüntülere imza attı. Amerika'nın kamyon kamyon silah gönderdiği PKK ile ilişkisini kabul etmediği YPG, Öcalan'ın posterini açtı, sözde zaferi bölücü başına adı. DAEŞ Rakka'dan kaçtı. PKK, YPG'nin Amerikan güçleri desteğinde girdiği kentten işte bu skandal görüntüler geldi. Kanlı örgütün sözde kadın kolları El Naim Meydanı'nda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın büyük bir posterini açtı. YPG, PYD ile PKK arasında bir fark olmadığını dünyaya ilan etmiş oldu. Teröristlerin açıklamasını uluslararası ajanslar ve medya organları da takip etti. Uluslararası bir terör propagandasına dönen etkinlik o kadarla da sınırlı kalmadı. Teröristler Rakka'nın sözde kurtuluşunu terörist elebaşı Öcalan'a adadı. Türkiye'nin sert tepki gösterdiği skandal görüntüler Pentagon sözcüsü Dana White'a soruldu. Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Kor General Frank McKenzie ile basın toplantısı düzenleyen sözcü YPG'nin PKK uzantısı olduğunu kabul etmedi. YPG veya SDG ismini kullanan PKK-PYD, Rakka zaferini ABD tarafından da terör örgütü olarak tanınan PKK'nın elebaşına adadı. Bir şehrin kurtarılmasının başka bir terör örgütüne adanması sizin için kabul edilebilir mi? Biz orada SDG ile çalışıyoruz. DAEŞ ile mücadelelerini destekledik. Bizim tek bağlılığımız DAEŞ'a karşı mücadeledir ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Sözcü White, Rakka'da açılan Öcalan posterine ise değinmeden soruyu değiştirdi. İşte bu tepkilerin ardından Amerika'dan bir açıklama daha geldi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı Centrum skandal posterle ilgili bu tür görselleri onaylamıyoruz, tasdik etmiyoruz dedi.